Sayın Ülkü Nadide İkiz. Hocam ne yaptın? Niye? Öyle değil miydi? Yanlış evet öyle doğru. Ne yaptın deyince sanki yanlış söyledim zannettim. Vallahi harf isteyecektim az daha. Nasılsınız? Biraz heyecanlı mı? İyiyim. Biraz heyecan olsun. Olmazsa tadı çıkmıyor. Değil mi? Hiç duymuyor ki beni şu anda Ülkü Hanım. Hedefe yönelmişsiniz. Bundan korkuyorum. Korkmayın. Korkmayın. Hepimizden yüreği büyük. Maşallah bir pil takmışlar oraya. Ne yapıyorlar? Sizdeki enerjiyi başkasına mı aktarıyorlar? Nasıl Hayır, yapıyorlar? Hayır, kalp krizi geçirmemi önlüyorlar. Allah korusun. Öyle şeyler olmaz. Yedi kere geçirdim de. Güzel hatıralar biriktireceğiz bugün ama değil mi? İnşallah da. Hı. Başlayalım ya, ne olacaksa olsun. Ne olacak? Peki bugünün şampiyonu olursanız hafta finali, tur finali? Hocam biraz zor gibime geliyor. Dur bakalım. 11. Tamam hocam. 14 tane soru. Estağfurullah. Tamam. Ben müsaade ederseniz ilk sorunuzla başlıyorum. Tamam. Haydi gelsin bakalım. Hadi bismillah. Kelime anlamı uzak olan klasik Türk müziğindeki makamlardan biri. Aynı zamanda Irak. Bir ülkenin de adı demeye kalmadan Irak. Cevabı aldık maşallah. Şimdi geliyor bir yenisi. Bu seferki Batı kökenli. Alıştınız maşallah. Buyurun, bu daha rahat olacak. Evdeki gibi değil. Olimpik bir spor dalında kullanılan aerodinamik ağırlık. Atıyorsun ya. Heh, gülle gibi bir şey ama bakın gülleden daha aerodinamikmiş bu. İşte onu... Batı kökenli bir adı var. Gürz mü? Gürz değil. Bir harf alalım mı? Alalım hocam. Durdurdular bu arada efendim. Durduramamışsınız. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha al. İyi ki durduramamışız. Bir tane daha alacağız. Ha, durdurayım. Heh. Diks. Ben bunu kabul ederim. D-I-S-K. Bravo. Buyurun. Mutfaklarınız nasıl efendim? Hocam süper ama bilmiyorum yani. Yemeklerini beğeniyorlar. Ne güzel. Halen yapıyorsunuz. Herhalde yani. Artık size yapıp getirmiyorlar mı? Yo ben... Allah Allah. Seviyorum mutfağa girmeyi. Yoksa böyle hani sokmam mutfağa kimseyi, onlardan mısınız? Yok ben hastaneye yattığım müddetçe onlar yapıyorlar. Benim için problem yok. Ben görevimin başındaysam yaklaşamazlar. Mutfak benim. Tamam, hamur işi. Buyurun bir bakın. Genellikle yufkadan yapılan üçgen biçimli böreğin ön adıdır. Nokta nokta böreği. Allah Allah. Üçgen biçimli. Yine o biçiminden alıyorum. Değil mi? Nokta nokta böreği, o üçgen sigara ismi. Sigara olmuyor. Yok, hayır. Bir harf alayım mecburen. Buyurun gelsin. Yine üçgen biçimli başka bir şeye benzetmişler. Bir tane daha alacağım hocam. Bir tane daha istiyorum efendim. Muska. Durdurun, durdurun, durdurun. Şimdi arzu ederseniz... Ne kadar ayıp, muskayı bilemedim. Rica ederim, ayıp denecek bir şey yok burada. İsmini soruyorum, üç harf alıyor yarışmacı. Yaşanıyor böyle şeyler, yaşanıyor böyle şeyler. Vallahi siz evde böyle değil. Elbette. Burası yani... Beğenmediniz burayı. Yok beğendim ama aklımda varken çıkmıyor ağzımdan. Oluyor, oluyor efendim. Yani aslına bakarsanız 15 senedir de o sayede ekmek yiyoruz. Şimdi yapacağımız hocam şey daha şu, çok yersiniz. Eksik olmayın. İnşallah. İnşallah. Yapacağımız şey şu, biraz daha açgözlü olalım. Tamam. Biraz daha saldırgan olalım. Çünkü 7 tane harf alma hakkımız kaldı. Evet. Daha ortasına gelemedik. Buyurun yeni soruya. Başka anlamlara da gelir. Bir anlamı da bu. Vücutta herhangi bir noktada saptanabilen şişkinlik, nodül. Buradan nodül aldılar, tahlile gönderdiler. Buradan bir şey aldılar. Ay dur, parça. Parçada diyor. Bir harf alalım mı? Alalım. Aldık bir harf. Nodül böyle... Kitle. Bom! Eyvallah. Her şey yolunda, kasa 1300 oldu. Şimdi 6 harfli cevaplar, yine Batı kökenli bir kelime çıkıyor karşınıza. Buyurun bakalım. Panik yapıyorum ben. Paniklemeyin. Kaldırımlar için sınır taşı. Batı kökenli bir kelime zaten sınır demek. Kelimenin asıl anlamı o. Hudut. Batı. Fransızcadan girmiş dilimize. Harf alayım o zaman. Alalım bir harf. Nokta nokta taşı diyorlar. Sınır taşı. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. O fayanslarda filan da araya atılan ince taşa... Bördür. Bordür. Durdurduk mu? B-O-R-D-Ü-R. Hepimiz duyduk ve kesinlikle doğrusunu söyledik. Hata olmasın. Bordür. Özür dilerim. Rica ederim. Her şey yolundadır. 6 harfli cevapları bitirmek üzereyiz. Biraz daha hızlanırsak tamam, daha iyi hocam. Olacak. Buyurun bakalım. İnayet, lütuf, kayra.
Bu sözlerin daha yaygın kullanılan karşılığı. Lütuf. Harf alacağım. Bir harf istedik. Sesli harfle başlıyor. Çözersiniz bunu. Lütuf. Bir tane daha alacağım. Almayın bir tane daha. Durdurduk ya zaten İnan, veremem. Biliyorum. İyi niyet yok. Tek kelime. Bir küçücük ek lazım o ilk söylediğinizin sonuna. İyilik mi? İyilik, güzellik. 500 puan. Haklısınız, çok net değildi karşılığı. Ondan bir sizi durdurdu. Ama bakın bu çok net. Ve sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak. İki kelimedir. Şöyle kaç saniyem var? İki dakika var halen. Dehidrasyon da denen, vücutta ateş, ishal, aşırı terleme gibi sebeplerle ortaya çıkan durum. İki kelime. Durdurdunuz mu? Durdurdunuz. Harf da istemediniz. İstedim ama duydum. İstediniz. İstedik bir harf. İstedik biz bir harf. Güzel. Kritik bir yerden geldi o K harfi. Ateş, ishal, aşırı terleme. Aşırı terleme gibi sebeplerle vücutta ortaya çıkıyor. Batı kökenlisi dehidrasyon. Hidrasyon, hidro. İshal miydi? İshal de de olur. Yani yok, vücut ne yapıyor? İshal var orada. Çıkartma mı? İki kelime. Aşırı terlediğim zaman vücut... Bir şey lazım bana yani. Çok olmayacak terledim. Olmayacak gibi. Ya bulursunuz bunu. Dehidrasyon. Biliyorum çocuklardan ama şu an gerçekten beynim durdu. Vazgeçiyorsunuz ama şu an. Vazgeçmeyin. Bakın aşırı terledim. Ne yitirdi vücudum? Su kaybı. Su kaybı! Söylediler. Allah'ım çok. Her şey yolunda, her şey yolunda. Ya hocam vallahi hepsini biliyorum ama gidiyor kafa. Ama çabuk vazgeçiyorsunuz. Vazgeçmeyin. Ya geçmiyorum da. Heh. Yolunda, yolunda. Her şey yolunda. Tarih sever misiniz? Çok önceden ama şimdi unutmuşum olabilirim. Tarih oldu o bilgiler diyorsunuz. Evet. Yok, olduğu yerde duruyor. İşin içerisine biraz da coğrafyayı sokacağız. Tamam, bir deneyelim. Farklı farklı noktalardan da yaklaşabiliriz hadiseyi arzu ederseniz. Tamam. Bu arada iki tane de harf alma hakkınız halen baki. Onu da unutmayın. Ona göre kullanayım. Evet, tabii, kritik noktadayız. Buyurun geliyor. Efendim 8. ve 15. yüzyıllar arasında İber Yarımadası dediğimiz işte İspanya olaralar. Arapların etkisindeki bölgelere verilen ad. Ben bir tane alayım harf. Bir tane aldık bakalım. Enderus mu? Enderus da olur. Bast mı? Bir de Embülüs mü? Yok. Erbülüs. Yok, uzağa gittin. Ne ilk ne demiştiniz? Enderus. Rus değil. Endülüs. Endülüs. Endülüs teras. Raks. Bak biliyorum da çıkmıyor, kör olmuyor sıcadan. Tübe ya. Demeyin öyle şeyler. Bizim sizi gördüğümüz zaman söylediğimiz tek kelime var aklımızda. 8 harfli. Onu da buyurun soruyorum. Sorun hocam. Buyurun. Ünlem haliyle nazar savar bir kelam olarak kullanılan Arapça kökenli sözcük. Nazariyet mi? Hayır. Nazarı savmak için kullandığımız sözcük. Bir harf alacağım. Bak şimdi, Ülke Hanım'a bakın. Hocam garanti olsun diye yapıyorum yani. Peki, aldık bir harf ama... Sonra fazladan harf vermiyorsun zaten, bitti. Vermiyoruz da bu son harfimiz, o yüzden. Olsun. Aldık o harfi. Kelam. Bir sözcük. Ama nazar savmak için kullanılan sözcük. Aman da benim yavruma nazar değmesin, tüh. Tüh maşallah. Maşallah yeter. 700 puan kazandım. 4100 oldu. Harf almam bitti evet, mi? Bitti. Bitti. Ben elimizde... sonuncu ad çektim. Sonuncu alacağım herhalde. Yani 4 çektim rica ya. Rica ederim efendim. Şu anda hali hazırda birinci olabilecek durumdasınız. Tüm maşallah. Tek yapılması gereken şey nedir? Harf almadan geriye kalan 5 soruya cevap vermek. 5 tanecik soru var. Üzerine 2 saniye arttırmıştı Şölen Hanım. 8700 olacak o benim zaman. Benim puanım düşük artmaz ki. Hayır. Şu anda hiç harf almazsanız siz de 8700'e ulaşabiliyorsunuz. Hayır. Tek lazım olan 3 saniye arttırın bana. O zaman bugünün şampiyonusunuz Ülke Hanım. Ay. Uğraştınız ama illa kazandıracağım size. Hazır mısınız? Bayılmadan. Olmaz öyle şeyler. Yeni soruya geçiyorum. Geçin hocam. Yine böyle sesi tanımlayan bir söz. İnşallah. Pat gibi çat gibi bir şey var içinde, iki kelime. Teklifsiz konuşmada aldırış etmem umurumda olmaz. Alakasız mı? İki kelime. Umurumda olmaz. Ne dersen de. Boş ver ya. Aldırış etmem. Bunlar bana... Vız gelir tırıs gider. Bir tanesi yeter. Vız gelir mi tırıs gider mi? Hangisi? Vız olsun. Vız olsun. Tamam.
Çok zor gerçekten. Evde biliyorum, buraya geldim, sizi de gördüm kalabalıkta. Ülke Hanım, belki farkında değilsiniz ama burada da biliyorsunuz. Ya biliyorum da, ama orada bak böyle görüyordum. Pat. Söylesin. Hmm. Pat. Daha profesyonel. Ama burada pat gibi. Argo sorularda nasıldırız peki? Sokak jargonu falan soruyoruz ya bazen. Ya sokakta büyüdük yani bizim zamanımızda ama şimdi... Dur bakalım diyorsunuz. Yani bilemem. Bu seferki iki kelimeden oluşuyor. Biraz beni ürkütüyor. Acaba kullanıyor musunuzdur diye. Mema diye bitiyor. Mekmak değil. Bakarız. İki kelime, 9 harf. Deneriz. Bakın şöyle sormuşuz. Argo'da türlü aldatmacalar, numaralar çevirme, farklı hal ve tavırlara girme. Farklı hal ve tavırlara girme. Ah, bacağım ağrıyor. Bu bile olabilir yani. İnanma. Şakacıktan mı? Yalancık. Bir bak, bunlar çok tatlı şeyler. Gelin biraz onu argo yapalım biz. Şimdi biraz daha bitirim ağzı. Bilemeyeceğim galiba. Harf almadan zor. Evet. Argo dediğiniz ama koca deniz. Ama bitti. Bitti. Kaldım. O maşallah da o harfi almayacaktık. Tüy. Tükürmeli mi? Tüy de almayacaktık o harfi. Evet, ha pardon. Aldatmaca numara. İki kelime. Numara. Mekmak mı? Mema. Numara yapma, ayak yapma. Duydunuz mu bunu? Vallahi duymadım. Duymadım. Şimdiki nesil öyle konuşmuyor ki. Ayak yapma ya filan. Şimdikiler numara yapma. Konuşmuyor. Şimdikiler ne diyorlar? Ne bileyim ben şey. Şuna bir bakın. Bu da eski zamanlardan kalma. Yine bitirim ağzı. Hocam sen de bana onu niye buldun ya? Ben değil, 4. sıraya siz geldiniz. Gidenlerin dolandırıldığı veya kötü bir duruma düşürüldüğü yer. Tabakhane mi? Tabakhane değil de onun gibi bir şey. Doğru mu? De onun gibi bir şey. Ama tabakhanede deri tabaklar var. Ha doğru. Bu neydi? Batakhane mi? Batakhane. 9 puan. Niye tabakhane? Doğru, deri. Son iki soru. Son tamam iki soru. Hocam. Yetişemeyeceğiz ne yazık ki ama... 6000'in üzerine çıkartacağız. Buyurun gelsin. Batırdınız beni. Ben bir şey yapmadım. Ben yaptım. Diyor ki üzerinde uçak yolculuğuyla ilgili saat, koltuk numarası gibi bilgilerin bulunduğu belge. Bilet. İki kelime. Ona başka bir şey diyorlar. Bilet hepsi birden. Bir de hani böyle yanındakini koparıp veriyor. O küçük hiç böyle bir şey gibi. Ama çocukken bindim. Şimdi bilmiyorum ki. Böyle hani şey gibi. Deste gibi. İskambil şeyi gibi. Saat, koltuk mu? İskambil şeyi gibi. Destelim. Yandık. Yapmayın ya. Vallahi yandık. Uçuş şeyi de diyorlar. Bir uçuş de, provere mi? Bir de uçağa... Provere mi? Yok o da mı değil? Türkçe. İlk kelime Türkçe. Uçuş bileti mi? Uçuş şeyi de diyorlar, İskambil'i de diyorlar. Bir de biniş kartı da diyorlar ona. Yani ne zaman anladın? Şuna bir bakın. Buna bir bakın. Mahvoldum. Mahfum. Çok özür dilerim hepinizden. Rica ederiz ya. Böyle yapmayın. Üzüyorsunuz bizi. Yok, son üzmeyin. Soru son cevap. Oğlum üzüldü. Belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. Bu hem yani ne bileyim ev bazında olabilir, ülke bazında da olabilir. Giderlerin gelirlerden... Belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. İki kelime. Harf alalım mı? Alalım. Aldık ya. Bir tane daha. Bir tane daha. Çeki. Bir harf daha. Gider gelirden fazlaymış. Ticaret okumadım ki. Bir tane daha alalım. Baştan alsın. Geldi vallahi bakın. Bütün. Gelir gider nedir zaten? Aile şeyi. Bütçe. Bütçe. Bütçe açığı. Bütçe açığı. Tanımak büyük keyifti sizi. Ama bir daha görüşmek arzusundayız. Gelir hocam, misiniz? Bu filmle zor mu kalıyorum? Aa, rica ederiz efendim, rica ederiz. Mekanı beğendiniz mi? Beğendim de kaç puan aldım? Puanı boş ver. Olsun, ben öğreneyim yani. 6000 küsur. Eve gidince kavga edeceğim kendimden. Kendinize kavga etmeyin, rica ederim. Ben çok güzel bir hatıra olarak kabul ediyorum bunu. İkincisini de 4 gözle bekliyorum. Bir de koca alkış istiyorum.